Selam millet, Dede Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerden gelen istekler doğrultusunda bir dikiz videosu çekeceğiz. Mobil bir oyun olanı Frostborn oyununu. Buz doğan, soğukta doğan. Zaten arka ekrandan da göreceğiniz gibi abiler soğukta doğmuşlar. Galiba Vikingiz. Zaten ne zaman böyle bir anime, manga, efendim bir dizi, film, çizgi film bir şey biraz trend olsa hemen onun oyununu yapıyorlar. Madem Viking olduk şimdi bir saniye. İşte oğlum bir dur. Alo. Ha, Viking saçı diyorum. Ama siyah olsun tabi. Sakal modeli de Viking sakal. Viking. O Viking saçı da Viking sakalı olsun. Bowman olmaz. Curer da olmaz. Warrior olur Viking. Player'ın adı da Dede olur. Already exist tabii ki. Dedeli olur. Confirm deriz. Evet. Şimdi bir şey merak ediyorum. Bu oyun bizim daha önce oynadığımız zombili, sonra dinozorlu, ondan sonra bilmem neli, sonra uzaylı, apokaliptik oyunlar var ya, onların ne kadar benzeri? Ya da gerçekten farklı bir oyun mu? Ama bu MMO, bir çeşit MMO galiba. Elder'la konuş meydandaki. Konuşalım Elder'la. Elder neredesin? Elder'lar bak sen dikkatli ol. Elder buradaymış. Elder buymuş. Konuştum Elder'la. Konuşamadım. Şimdi konuştum Elder'la. Nasıl hayatta kaldın? Tanrılar bu toprakları terk etti. Seninki gibi bir marifet çok az görülür. Etrafta sadece ölüler var. Ama bize yardım etmek için döndün, değil mi? Ne diyor? Topraklarımızı ele geçireceğiz. Buraya yeni evimiz diyeceğiz. Bir araya geleceğiz. Çok büyük şeyler başaracağız. Bunun için önce district kur, sonra guild kur, sonra bir gemi kur. Tamam, gemi kur. Yani gemi yap deyip, gemi al da deyip, gemi kur. Tamam, o zaman şimdi seninle konuşayım bir. Küçük kırmançu. Vikinglands. Kingdom of France. England. Vikinglands. Teşekkür ederim. Şimdi ne diyorsun bana? Kampa git. Go to camp. Gideceğim. Kampa gideceğim. Ciyak ciyak müziği olan bir oyunmuş kardeşim bu da ya. Şimdi you. Are you who? Sen kampa git desem run. Ha, bir tür enerjim bir şeyin falan mı var acaba? Ana harita da bayağı bana o oyunları andırıyor ama Lingonberry, Ahududu. Sana bu kampın yerleşimcilerine ne oldu söyleyemem. Şu anda terk edilmiş. Ama sen buraya yerleşebilirsin. Yalnız önce ölülerle uğraşman lazım. Hayda. Ne oldu yine? Yine zombiler çıktı. Bir şey söyleyeyim mi? Aynı stil. Vallahi aynı stil oyun. Ya abi aynı oyundan kaç kere ara birim döşeyip kaç tane kurdunuz ya? Kaç tane yaptınız? Gözünüzü seveyim. Yine arkasından yaklaşıp tek atmam gerekecek galiba buna. Evet. Arkasından yaklaşınca tek attık. Arkasından yaklaşmayınca da tek attık. Arkasından yaklaşmasak da tek attık yani. Pickaxe lazım. Peki. Bunu ben alayım o zaman. Şunu da alayım. Dalı da alayım. Allah seni ben fark etmedim. Kusura bakma yavrum. Seni fark etseydim sinsice yaklaşıp sırtından bıçaklardım. Şimdi buradan nasıl bir yaklaşım yapmam lazım? Şöyle çaprazdan gelsem. Yine de gördüler sonuç olarak beni. Allah şaman bombalıyor. Yahu. Alma tuşuna bastım ya. Eğilme tuşuna basacağım diye. Hatchet needed. Şimdi ben bunları yapıyorum ya. Bu ne? High attack follow yok o değil. Benim bir craft'ım olması lazım. Craft. Level 4 gerekiyor bunun için. Peki canım. District level 4 gerekiyor diyor bir de.
Sen bana ne topla dedin? Log topla dedin. Limestone topla dedin. Limestone'u topladık. Şimdi sıra log'da. Log'u da yerden çerçöp olarak toplayacağız ama. Demek ki artık ben bu mobil oyunların da ninjası oldum yani. Şey yapınca bir bakınca tamam bu oyun aynı oyun diyebiliyorum. Bu aynı oyun ya. Aynı ara birime giydirme. Yeni bir senaryo uydurmuşlar. Efendim. İki tane yeni bir şey koymuşlar. Yaratık işte zombi yerine böyle bir yaratık var. Onun yerine bilmem ne var falan diye. Level atlarım tabii. Yani ben atlamayacağım da sen mi atlayacaksın level'ı lütfen? Ne demek istiyorsun? Tabii ki ben atlayacağım level'ı. Şöyle bir gelelim. Inbox diyelim. Claim, claim. Gerçi bunları almak çok iyi şeyler değildi. Bunları almak çok mantıklı değildi. Ayrı mesele ama. Close. Shop değil. Shop diye yanlış gelmişim. Şuna gelmem lazımdı. Hala Requires District diyor bana. Benim karakterimle alakalı Warrior, Berserk ve Ice... Warrior, Berserker olabiliyor. Sonra Protector olabiliyor. Thresher olabiliyor. Berserk 2 oluyor. Protector 2 oluyor. Thresher 2 oluyor. Berserk 3. Protector 3. Thresher 3. Godlike oluyor ondan sonra da. Yalan yani bunlar tabi. Berserk olsan ne olur? Thresher olsan ne olur? Yapacağın şey bu işte. Eğilip adamın totosundan kılıcı sallayacaksın. Ölüler yerine bizim Skyrim'deki adamları yapmışlar bu sefer. Draugr diye yaratıklara dönüşüyorlar. Ölmüş olanlar biz de onları avlıyoruz. Hocam beni görün ya. Vallahi beni görün. Hiç uğraşamayacağım sizinle. Zaten patis gibi bir şeysiniz. Bunları minecart'a koy. Tamam, koyacağım ben onları minecart'a da. Önce bir ağzınızı burnunuzu kıyayım ben sizin. Çok da eğilmeye gerek yokmuş çünkü bunu anladım. Bunlar patatesmiş. Raptorlu olan versiyonunda, dinozor olan versiyonunda mesela dinozorlar daha ilk bir level'larda bile sizi mahvediyordu ya. Bildiniz mahvediyordu size. Ne yapıyorsun abi? Koca binaya çöktün. El alemin malına çökmek diye. Oh, kuyuyu aldı be. El alemin malına çökmek diye buna dense gerek yani. Ben buradaki bütün malları götürürüm abi. Kimse kusura bakmasın. Oyuna şimdi taklit diyorum, bilmem ne diyorum ama yani gerçekten çok güzel bir oyun türü bu. Gerçekten başarılı. Ben beğendim. Genel olarak bu oyunun patlak olmasının yanı kötü olmasından kaynaklanmıyor zaten. Hiçbir şey yapmıyorlar. Güncelleme getirmiyorlar. Oyunun yarısını build etmeden bırakıyorlar. Kötü yanı bu. Ha bir de tabii bazı malzemeler için günlerce beklemek zorunda olmanız. Mobil oyunun standart kazığı biliyorsunuz. Beklemek. Acaba nereden esti de böyle sana ben bu adamlarla dövüşmeme gerek yok. Ben gideyim şuradaki kapıyı bacayı sökeyim falan diye bir hareket ettin. Giderek seni de indireydim ama çok dışarı çıktın. Daha indiremem seni. Bu da nesi? Çarka bir basalım şunu da. Totem of Protection. Ne vermemi istiyorsun? Close ya. Bence burası benim kampım olacak zaten. O yüzden ben hani burada her şeyi topladım eyvallah ama birazdan da toplayabilecektim aslında. Hatta birazdan bir şeyler craft ederek toplayabileceğim. Take all. Ana alt kat mı var? Vallahi alt kat var. Şunu ekleyip, bunu ekleyip. Bu olmuyor mu? Not to yarl. Not to new yarl. Yine. Peki şimdi bu alt tarafta dursun bakalım bir. Ben bir şuradan çıkayım. Malzemeleri bir götürüp at arabasına bırakalım. Bakalım malzemeleri at arabasına bırakmak neyi etkileyecek oyunda? Anladım canım. Arkadaşların oyuna daha güzel olur diyorsun. Bence de haklısın.
Hala bir şeyler alabiliyor olmam ilginç. Emmi, al bakalım. Al sana odun, al sana daş. Peki. Haim'da yeni distriktini kur. Haim'da. Bir saniye, Haim'da distrikt kuracaksam eğer ben şu evin yanına bir daha gideyim. Haim'da distrikt kuracaksam şuraya bir daha gideyim. Orada güzel bir şeyler varsa ben onları bir alayım. Daha gereksiz gibi gördüğüm şeyleri bırakayım. Efendim. Bu ne? Daş bırak. Bu ne? Sandık. Al. Fazladan odun bırak. Şunu al. Bu kadar yemişe gerek yok. Bırak. Bunları al. Şimdi gidip kendi distriktini kur diyor ya. Kendi distriktimi mi kurarım? Kendi şehrimi mi kurarım? Ne yaparım bilmiyorum. Gidip bu konuyla bir ilgilenelim. Şöyle ev gördüğüm zaman falan da aklıma hep Rust geliyor. Yani ne kadar güzel oyun var ya. Böyle bir düşündükçe, bir hatırladıkça oynayasınız geliyor. Oynadığınızda birisi gelip yaptığınız her şeyin pörtletmesi 1-2 saat sürüyor. Ve gerçekten oyunu uninstall edip bir daha da bir ömür oynamak istemiyorsunuz. District'e git. Run. Buralar şimdi 6 saniye tabii. Başka bir yere göndermemesinden 15 saniye, 3 dakika, 3 saat falan diyecek. Create District. Bölge oluştur. Kendime özel bölgem olacak galiba. Tebrikler. Kendi mahalleni kurdun. Kendi bölgeni oluşturdun. Bakalım şöyle bir. Level 0. 0 0 0 benim level 0. Çoktan döndün mü? Bakıyorum da materyalleri toplamışsın. Çok güzel. Şimdi şurayı temizlemeni istiyor. Peki. Clear out. Kurulmak için hazır. Build. Kendi yuvam bu mu benim? Küçükmüş. Olsun. Burada bak depo gibi bir şeyim var galiba. Ya da burası aslında benim kurduğum yerde. O deminki yer, ilk küçük olan yer evim değildi. Büyük olan yer evimdi. Bilemedim. Carrier's Cart için bir şey lazım sana diyor. Malzemen kalmadı diyor. Peki. Close dedim. Ne diyor? Go back to your camp. Yavrum niye böyle yamuk yürüyorsun? Ya şöyle yürü ya Allah'ım. Klavyeden kontrolü o kadar da iyi değilmiş. Bu çok net bir şekilde anlaşılmış oldu. Kamp. Abi kampa git geri dön. Kampa git geri dön. Ne hala? Oh ne hala memleket. Habire kampa git geri dön. Ne istiyorsun canım benden? Ha, artık bunların var diyorsun. Peki. Burası toplanmadı mı? Toplandı. Pekala. Şuradan hatchet yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Inventory'de slot yok diyor. Aa. Inventory'de slot mu yok? Üstümü nasıl göreceğim ben ya? Üstümü böyle göremiyor muyum güzel kardeşim? Inventory'de yer yok ne demek ya? Ben niye inventory'imi açamıyorum? Ha şunu açayım be. Evet inventory'imde yer yok. Doğru söylüyor adam. Ben bir geri gideyim. O burası senin yuvan dediği yer var ya. Yuvan dediği yere, istriğini oluşturdu dediği yere bakalım sandık koyabiliyor muyum? Koyabiliyorsam eğer oraya sandık bırakayım. Malzemeleri içine bırakayım sandığın. Popülere değil. Kendine ait mekana gir.
Orası çok kalabalık. Orayı beğenmedim. Şöyle bir geleyim. Emmi sen necisin ya? Burayı ben sana mı yapmışım? Vallahi ayıp etmişim öyle yaptıysam. Gerçekten bu küçük yer mi benim evim? Küçük yer de benim evim değil. Allah Allah, ben burada bir kasaba oluşturuyorum galiba. Ben burada bir kasaba oluşturuyorum. Anladığım kadarıyla bizim yanlışımız şu oldu. İşte kamp dediği yer var ya, orası benim yerim. Bir daha karar değiştirdim, tamam. Kampa gidiyorum. Oradan çaldığım şeyler için çok üzgünüm. Elimdeki bir sandığı daha oraya koyacağım. Ondan sonra o sandığın içine eşyaları koyacağım. Demek ki kamp dediği yeri küçümsememek gerekiyormuş. Böyle kamp işte. Dandik falan deyip geçmemek gerekiyor. Dur yavrum dur. Duvara doğru moonwalk yapma. Duvara doğru moonwalk olmaz bu işler. Neyse eksik kalsın. Şimdilik şöyle yapalım. Şunlar metaller, bir şeyler. Hani bizde olmasa da olurlar. Bunları kenara bıraktık. Geldik şimdi oluşturmaya. Hatta çıktım şuradan. Güzel. Oluşturmayı göster. Bir tane hatchet yap. Bir tane pickaxe yap. 3 tane ağacı kes. Üç tane ağaç var mı burada ya? Vallahi varmış. Aşağıda da ağaç var. Görebiliyorum. Gayet güzel. Pickaxe yap. Pickaxe'ı yaptık zaten otomatik. O şey yapmadan. Limestone al depozitten. Haydi şimdi demir al der depozitten. Alamam. Ben o yüzden limestone olan yere yine gideyim. Baltayı vurayım. Required resource'larla arabayı doldur. Benim üzerimden tuttuğumun önemi yok zaten. Arabaya doldurabildiğim şeyler iş görüyor. Odun, taş. Tamam. Distriktine geri dön. Vay arkadaş ya, distrikte gel buraya dön. Drakkarla uzaklardaki her yere ulaşabilirsiniz diyor. Evet, burası benim evimmiş. Artık emin oldum. Bunlar da benim macera yaşayacağım yerler. Evet canım, distrikte geldik. Construction'ı completed diyor. Tamamla. Konuş. Build. Başka şeyler de açıldı. Şurada bir pislik var. Onu temizle. Temizledik. Dışarıya duvar inşa et. Onu da ettik. Buraya şöyle bir şey inşa et. Onu da ettik. Buraya ev yap. Carrier kartta yeterince şey yok. Vay arkadaş. Şimdi diyecek ki bize yine geri git. Carrier kartın üzerine bir şeyler doldur. Koca bir yerleşim kurmak kolay değil tabii. Ne oluyor ya? Ratatan, zatatan. Şimdi çıktı inşa şeyi. Kampına 3 tane duvar yap. Duvar. Buraya yap canım benim. Buraya yap. Bir de buraya yap. Evet. Yani. Yok, bir de böyle yap bari. Hadi yap ya, böyle yap. Yeter. Backpack craft et. Yok, bunlar benim şeyler. Ben backpack'i böyle craft edeceğim. Aynen öyle. Ratatan tatatan.
Forest of Whisper'a git ama önce Forest of Whisper'a gitmeden ha backpack'i giymişim üzerime tamam. Şimdi Forest of Whisper'a gidebilirim ama önce şuraya da bir daha klikleyeyim. Çünkü ben use dersem ne olacak bilmiyorum. Bunu da use diyeyim. Ama şunları bırakayım. Forest of Hedehöde'ye gittiğim zaman bunlar gerekmeyecek bana. Topladığım şeyler için yer gerekecek ama. Bir saniye şimdi. Taş bana bunları yapmak için lazım değil mi? Taşı alayım yanıma. İki tane. Bunu da claim edelim. Peki. Başka da mı var? Ha varmış. Bunu da claim edelim. Şimdi close diyelim. Claimleri yaptıktan sonra. Şu silah. Özelliğini görebiliyor muyum? Hasar 12. 1-3 atak speed. 15 DPS. Hasar 17. 22 DPS. Daha iyiymiş. Bir de kuzeyli adamız yani şimdi. Kılıç taşıyalım zaten. Çinli gibi ne öyle mızrak taşıyacağız. Fısıltılar Ormanı. Sıradaki yer. Forest of Whispers. Vahşi batı hayatta kalma, zombi apokalips hayatta kalma, dinozorlar da hayatta kalma, sadece hayatta kalma, sen hayatta kalma. Oyunlarından yeni bir tanesi kardeşlerim, tekrar söylüyorum. Maalesef ki aynı motoru kullanarak yapılmış bir oyun. Yani bu kötü mü demek? Hayır. Ama işte aynı oyun aslında ya, kendini tekrar ediyor yani. Olmadı. Bir kere göründün artık stealth'e giremezsin dedi. Şimdi şu an... Oğlum siz ne biçim? Zayıf bir de adamın adı. Zayıf olmasa ne yapacak Allah bilir. Yani evet aslında fena oyun değilmiş. Ama dediğim gibi bizim için eşsiz benzersiz değil. Daha önce versiyonlarını gördüğünüz bir oyun. Haritalara gideceğiz. Böyle sessiz sinsice yaklaşarak adamları avlayacağız. Ya da sinsice yaklaşmayıp böyle ağzımızı burnumuzu kırılmasına izin vereceğiz. Sinsi yaklaşırsak tak tek atıyor gördüğünüz gibi. Sen de zayıfsın. Sana da tek atar. O zaten bana ön dönük yani. Onunla hiç uğraşamayacağım. Bir de o baltacı çıktı ya. İşin kötü yanı. Zagor çıktı. Zagor bana baltasını verse. Cesedi orada duruyor mu? Hayır kayboldu. Yalanmış cesedi. Doğru değilmiş. Bakalım çok daha farklı bir şey çıkacak mı? Çıkmayacak galiba. Yüz, yüz, yüz. Yüz, yüz. Yani acayip yedim içtim ama şişmanladım. Başka bir işe yaramadı. Büyük ihtimalle sandıklar falan da olacak yine sağda solda. Ki bu oyunda diğerlerine göre daha fazla şey lootlanıyor. Mesela şunlar falan da lootlanıyor büyük ihtimalle. Canım açtı dedim de o meslekleri. Onları açması tam olarak neye yarayacak acaba? Evet aşağı kadar gidebiliyoruz. Bunda da kaça kadar gidebiliyormuşuz ve neler varmış en son? Drag card. Gemi alıyoruz her yere ulaşmak için. Battle card. Nedendir bilmiyorum. Bunlara çıkmak daha gerçekten ömür törpüsü olur. Evet kardeşlerim, fena oyun değilmiş. Siz istediniz, ben dik izledim. Dediğim gibi yani benim için böyle seri yapacak, oynanacak bir oyun değil ama beğenip oynayacak olan ya da eski kovboy temalı, zombi temalı versiyonların dinozor temalı görüp de keşke böyle olsa, Viking temalı olsa oynardım o oyunu diyen kardeşimiz varsa işte bu oyunda onun oyunu.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğen, yorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.